Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde SQLite konusunu anlatırken kullanacağımız uygulamanın arayüzünü tasarlamaya devam edeceğiz. Hatırlarsınız bir önceki derste kategori Activity'de kalmıştık. Şimdi kategori Activity'ye geldiğimizde ilk olarak unutmadan get support action bar nokta deyip set display home işte bu metodu kullanarak buna true geçiyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde get support action bar nokta evet bunu diyoruz ve true diyoruz. Bunları yaptığımızda uygulamamızın adının yanında bir tane geri ok çıkacak ve bu oka tıklanıldığında bir önceki aktiviteye geri dönmesini sağlayacağız. Bunları buraya yaptıktan sonra bu işte oka işlev kazandırmak için on support navigate up metodunu çalıştırmamız lazım. Aksi takdirde bir tepki alamayız. On back press dedikten sonra bir deneyelim. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Uygulamam açıldı. Buradan kategorileri tıkladım. Gördüğünüz gibi ok geldi. Tıkladığımda bir önceki aktiviteye geri dönüyor. Çok güzel. Şimdi bunun arayüzünü biraz tasarlayalım. Activity kategoriye geldim. Bir constraint layout. Şimdi buraya öncelikle yeni bir kategori oluşturulacağı zaman kullanılacak edit text'i koyacağım. Ama gelmedi. Çünkü şuradan plain text'i seçmem lazım. Şunu şöyle koyalım. Daha sonra bunu sağa sola yukarı aşağıya kısıt ekliyoruz. Evet. Genişliği match parent olsun. Yüksekliği wrap content olsun. Şunları yine ne yapalım? 32-32 yapalım. Daha sonra hint olarak kategori adını yazın yazsın. Şöyle kod kısmından düzenleyelim bunu. Kategori adını yazalım. Tags'imiz ne olacak? Kategori. Ya da tags'ini boş bırakalım. Sadece hint gözüksün. Buraya da edit text kategori adı olsun. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi buraya 3 tane buton atayalım. Şöyle. İkinci butonum ve de üçüncü buton. Şimdi bunu sola aslında hepsi birbiriyle uyumlu oldu. Şöyle bunları yukarıya bağlayalım. Evet. Üçü de aynı hizada oldu. Baktığınız zaman 16'lık marjinler var. Bir testini yapalım bakalım herhangi bir kayma falan söz konusu mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamayı açtığımızda gördük. Şimdi bunları düzenleyelim. Butonumuzun adı teksi yeni. Bunun adı kaydet. Bunun adı da sil olacak. Evet. Daha güzel bir görüntü için böyle üzerlerine ne koyabiliriz? İmajlar, ikonlar koyabiliriz. Bunun için drawable top diye bir metodumuz var, etiketimiz var. Buraya geldikten sonra Android deyip drawable derseniz burada hazır olan şeyleri kullanabiliriz. IC menü drawable yazalım. İkon menü mesela et kaydet için bunu kullanabiliriz. Aynı şekilde bunu buradan kopyaladım. Pardon bu kaydet değil de bu ne olsun? Save varsa var. Buraya geldik. Add olacak bu. Bu da delete olacak. Bakalım. Evet. Gayet güzel durdu.
Bir de uygulamadan hatırlarsanız var olan kategorileri listeleyen bir neyimiz vardı burada? List view'umuz vardı. Onu da buraya getirelim. Design tabından getirelim. List view dedim. Bunu buradan koydum buraya. Bunu şöyle şuna bağlayalım. Bunun genişliğini matchparent yapalım. Yüksekliğinde wrap content yapalım. Şuraya yer tutması adına hemen bir entry ekleyelim. Notlar deyip. Evet, geldi. Buraya atamıştık bunu. Sağ tarafı da atıyorum. 16, 16. Şunları 32 yapalım. Ekranı daha ortalasın. Testini bir yapalım. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Açıldı. Kategorilere git dedim. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi buradaki liste öğelerine tıklanıldığında okula gittim. Buraya gelmesini istiyorum ki adam ona göre belki düzenleyecek, belki oradan silecek. O yüzden ne yapmamız lazım? Burada artık Java koduna geçmemiz lazım. Hatta buraya da yine main activity'de olduğu gibi bir array adapter tanımlayabiliriz. Şunu şuradan kopyalayalım. Ya da tekrar olması adına tekrardan yapalım. Buraya geldim. List, pardon. List view dedim. Notlar listesi dedik. Notlar listesini find view by id ile buluyoruz. R nokta id nokta. Biz kategoride buna bir isim taktık mı? Hayır. Buraya gelip id diyorum. List view kategori listesi. Notlar listesi değil, kategori listesi olacak. Shift F6'ya bastım. Kategori listesi. Daha sonra buraya da list view kategori listesini getiriyorum. Burada bir array adapter'la bunu dolduralım. Yalnız gerek var mı? Yok ya. Biz bunu notlar için yapmıştık. Şu an için bu yeterli. Ne yapalım? Bunun tıklandığında yazıların oradaki edit text'e gelmesini sağlayalım. Bunun için edit text'imizi buraya getiriyoruz. Neydi bunun edit text'in adı? Hemen tekrardan bakalım. Edit text'imize kategori adı demişiz. Kategori adı diyelim. Kategori adı eşittir find view by id ile bunu buluyoruz. Şimdi list view'dan bir tane öğe tıklanıldığında bir click listener tanımlamamız lazım. Kategori listesi nokta set on item click listener seçiyorum. Bu benden on item click listener bekliyor. New on item click listener dediğimde gördüğümüz metot oluşturuluyor. Burada işte bizim kullanacağımız position, ilgili position'a göre ben buradaki edit text'imi dolduracağım. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle gelecek veri string tıklanılan kategori diyelim. Eşittir. Nereden gelecek peki? Benim kategori listemden gelecek. Nokta get item at position diyoruz. Tıklanılan position burada parametre olarak buraya geliyor.
Ve buradaki değeri string'e çevirip bunun içine atıyoruz. Daha sonra da buradaki edit text'e kategori adı nokta set text deyip tıklanılan kategoriyi buraya yolluyoruz. Testimizi yapalım. Uygulamam açıldı. Kategorilere gittim. Mesela burada faturaları öde dedim. Gördüğünüz gibi tıklanan öğeye göre veriyi okuyor ve edit text'in içine yerleştiriyor. Şu an için bir sıkıntı yok. Kategori kısmını da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi son olarak da buradaki bir öğe tıklanıldığında ne yapalım? Bunu düzenlemeye veya bir şey yapalım. Genel bir yapı yapalım. Notlar activity diye. Buradaki öğe tıklanıldığında oraya bu veri gitsin veya buradaki yeni bir not ekleyeceğimiz zaman da ne yapsın? Yine orası açılsın ve sıfırdan kullanıcı notunu girsin. Bunun için hemen yeni bir activity oluşturalım. Şuradaki Java package'e geldim. Yeni bir activity, empty activity dedim. Bunun adı da notlar kategori demişiz. Tekil isimler kullanalım. Note activity. Activity note dedi ve finish deyip ilgili aktiviteyi oluşturuyoruz. Daha sonra resource klasöründe layout'ta onu bulalım. Activity note.xml. Burada öncelikle bir not eklerken kategori seçecek. Onun için yine bir ne yapmamız lazım? Spinner tanımı yapmamız lazım. Şimdi biz bu spinner'ı nerede kullanmıştık? Content main'de vardı. Bunu alsak acaba bir sıkıntı olur mu? Layout'tayız. Buraya geldik. Yapıştırdık. Geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan kategoriyi seçecek. Daha sonra şuna bir daha bir bakarsak mesela yeni bir şey kategoriyi seçti. Burada bir edit text var. Daha sonra burada tarihi tutan bir edit text var. Bir de yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir checkbox var. Bunları sonra da oluşturabiliriz. Şu an için basit bir edit text koyalım. Gerisi önemli değil. Buraya geldik. Bir plain text koyalım buraya. Bunu böyle koydum. Şunları 32 yapıyorum. Ve de bunu yukarıya 16 ile bağladım. Bunun adı da edit text not olsun. Text kısmında herhangi bir text olmasın. Hint koyabiliriz. Notunuzu not yaz desin. Yine bu aktivitede de kategori aktivitede yaptığımız şu işlemleri yapalım. Geri butonlarını. Daha sonra da ne yapıyorduk? On support navigate up metodunu çağırıyor. Override ediyorduk. Ve back on back press metodunu çağırıyorduk. Peki bunu ne zaman çağıracağız? Bu activity'yi main activity'deki floating action button tıklanıldığında gördüğünüz gibi burada bir set on item click yani bu buton tıklanıldığında olacaklar on click'in içinde. Biz burada bir snack var göstermeyeceğiz de yeni bir intent yaratacağız. New intent diyorum. Context olarak main activity nokta this dedim. Sınıf adı olarak da not activity nokta class. Daha sonra da start activity deyip bunu başlatalım. Testimizi yapalım. Uygulamam açıldı. Şimdi buradaki floating action button'a tıkladığımda gördüğünüz gibi kategorilerim geliyor. Kullanıcı buradan kategoriyi seçtikten sonra bununla ilgili bir
Not yazacak. Ya buraya bir buton koyarız ya da geri butona tıklanıldığında bunların kaydedilmesini sağlarız. Peki buradaki öğeler tıklanıldığında da yine aynı activity'yi kullanabilir miyiz? Evet. Bunun için ne yapmamız lazım? Main activity'deki bu list view öğelerinden herhangi biri tıklanıldığında notlar listesine bir adaptör koymuşuz. Buraya gelip notlar listesi nokta set on item click listener'ı ne yapmamız lazım? Tanımlamamız lazım. New on item click listener diyorum. Bu sefer de yine bir intent başlatacağız. Bunu buradan kopyalıyorum. Yine aynı aktiviteye gideceğim. Bir şey tıklanıldığında. Yalnız bu sefer şurada tıklanılan mesela okula git yazısını benim diğer aktiviteye bir şekilde göndermem lazım. Aktiviteler arasında veri alışverişinde intentleri kullanıyorduk. Put extra diyorum. Ve name olarak etiketi belirtiyorum. Etiketimiz ne olsun? Not içerik olsun. Peki bu not içeriğin değeri nereden gelecek? Bu değeri de ben yine aynı şekilde tıklanılan list view'daki öğeden alabilirim. String tıklanılan not dedim. Bu notu ben nereden alacağım? Notlar listesi nokta get item at position deyip position değerine geçiyorum. Böylece ikinci eleman tıklanıldıysa listedeki oradaki veriyi typecasting işlemine gerek var mı? Var. String'e çevirip tıklanılan notu koyuyorum ve bu tıklanılan notu açılacak aktiviteye veri olarak göndereceğim. Tıklanılan not. Daha sonra notlar aktivitim açıldığında şuraya geliyorum. Intent eşittir. Get intent diyorum. Eğer intentin boş değilse yani buraya bir veri gelmişse şuraya bir string tanımlayalım. String tıklanılan not eşittir deyip intent'ten ben bunu alacağım. Get data string deyip şuraya belirttiğim etiketi yazıyorum. Get string diyecektik, pardon. Get string extra, evet. Daha sonra da bu not activity'yi belirtmiş olduğumuz edit tekste bunu göstereceğiz. Hemen ona bir bakalım neydi adı. Activity notta edit tekste biz ne demişiz? ET not demişiz. Onu hemen burada bulalım. Edit text not diyelim buna. Şurada bunu bulalım. Not dedik. Daha sonra da bu create olduğunda bu activity ne yapalım buraya? Not set text deyip diğer activity'den gelen veriyi yazdıralım. Bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Şimdi buradaki butona tıkladığımda gördüğünüz gibi boş geliyorken fatura ödeye tıkladığımda diğer aktiviteye bu bilgi gitti. Dediğim gibi kullanıcı burada bunu düzenlemek isteyebilir. Ne bileyim buraya işte yapıldı, bitirildi gibi bir şey koyup veya tarih bilgisini düzenlemek isteyebiliriz. Bunlar sonraki adımlar. Şu an için kapataslak uygulamamızın arayüzünü tasarlıyoruz. Bu da bittikten sonra aslında genel olarak tanımladık. Yalnız ben renk olarak başka bir renk seçmek istiyorum. Bunun için material.palette.com'a gittik. Mesela böyle farklı değişik bir renk kullanalım burada. Şu pink'i mi kullansak? Pink'i ilk renk olarak seçtim. Bu pink'le beraber atıyorum. Şunu kullanacağım. Bence güzel olmadı. Bununla beraber şunu kullansak. Amber. Şununla amberi kullansak. Mavi olmasın da farklı bir şey olsun. Cyan'la gri.
Chiana BlueGrey. Mesela böyle bir şey kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bizim bütün renklerimiz burada tanımlandı. Ben bunu buradan dovlant edeceğim. XML olarak. Aç diyelim. Ve de bunu ben buradan kopyalıyorum. Android Studio'da Values'un altındaki Colors'ın altına geliyorum. Burada bizim uygulamamızda mesela Color Primary burada Primary olarak belirtilmiş. Bunları hemen düzenleyelim. Ne yapalım bunu? Color Primary. Sonra bu. Color Accent var. Color Primary Light var. Keşke böyle düzgün bir şekilde verseydi ama maalesef color ikon color divider diyoruz. Ve de bunu buradan kesiyorum. Şu eskisini siliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bir uygulamamızı çalıştıralım bakalım neye benzeyecek. Evet. Bence yeterli. Bir sıkıntı yok. Mesela sonra şuradaki mektup resmini kendi imajlarımızla değiştirelim. Bunun için de yine göstermek istediğim bir site var. Material Design Icons kısmına gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz imajı buluyorsunuz. Biz mesela şöyle New diye bir şey arayalım. Enter'a bastım. Bunlar varmış. Daha güzel bir şey bulabiliriz. Şöyle şunu kaldıralım. Mesela yeni bir not yazmak için şunu kullanabiliriz aslında. Bunu seçtim. Burada ikonun mesela 36'lı beyaz versiyonu. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bu buraya iniyor. Bunu klasörde göster deyip kopyaladım. Ve de Drawable'ın içine atalım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şuradaki tireyi kabul etmeyecektir. Bunu ne yapmamız lazım? Refactor kısmından rename yapıp border alt çizgi kalır veya bunun gibi bir şey. Biz buna yeni not diyelim. Yeni alt çizgi not. Daha sonra da floating action button'ımız neredeydi? Content main içinde tanımlıydı. Activity main içinde. Buraya gelip bu dosyamızı burada göstereceğiz. Dondu şu an. Drawable dedikten sonra yeni alt çizgi not diyorum. Clear cache dersek düzelecektir. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Burada fab size diye bir özelliğimiz var. Onu kullanabiliriz. Normal yapalım. Evet. Daha güzel oldu. Son olarak bir kontrolümüzü yapalım. Yani uygulamanızda renkler için İkonlar için bu siteyi kullanırsınız. Renkler için de bu siteyi kullanabilirsiniz. Çok daha farklı siteler var ama bu gayet güzel bence. Uygulamam açılıyor. Evet. Şu an için arayüzümüzü kaba taslak yaptık. Yani biz veri tabanında atıyorum kategori ekleyeceksek ekleme silme çıkarma işlemlerini burada yapabiliriz.
Buradaki verileri getirmeyi burada yapabiliriz. Buradan da yeni veri ekleme kısmını yapabiliriz. Şu an için layout'umuz hazır. Tabii ki de daha fazla geliştireceğiz ama şu an için yeterli. Bir sonraki derste görüşmek üzere.